Sayın Muallim, Sayın Bakan Yardımcım, değerli konuklar. Mobilya sektörü 1500'e yaklaşan işletmesiyle üretimin ve ticaretin üstü konumunda bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk sıralarda yer almaktadır. Kayseri'nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 3.6 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 875 milyon dolarlık kısmı mobilya sektörüne aittir. Sektör, Kayseri'nin ihracatında ilk sırada yer almakta ve şehrimiz mobilya ihracatında ise Türkiye'de ilk 3 içerisinde bulunmaktadır. Mobilya ihracatındaki rakamların büyüklüğü, sektörün Kayseri için ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Kayseri 6000 yıllık geçmişi hem üreten hem de ürettikleriyle Türkiye ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan bir ilimiz. Şehrimizde 3 organize sanayi bölgesi, 1 üretim ağırlıklı serbest bölge, 16 sanayi sitesi ve 46 milyon metrekareden fazla planlı endüstri alanı bulunmakta. 4. OSB kurma çalışmalarımızda sizlerin destekleriyle devam ediyor. İnşallah Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok ciddi destekleriyle en kısa sürede hayata geçireceğiz. Şehrimiz yaklaşık 11 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla ve 7 milyar dolar da dış ticaret hacmine sahip. 2021 yılında 3.609 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik ki pandemi dönemi 2020'de bir rekor kırdık. Sayın Bakan Yardımcım, 2020'de yeni bir rekor. İnşallah 2022 yılında da 4.3 milyar dolarlık hedefimiz var. Bunu inşallah 2023'teki 5 milyara ulaşmak için yapmak zorundayız. Sanayiciler olarak hep birlikte gayret ediyoruz. Mobilya sektörüne bakıldığı zaman geçmişten günümüze büyük yenilikler olduğu herkese bilinmektedir. Son yıllarda gerek ortaya konulan istihdam gerekse ve gerçekleştirilmiş olan üretim ve ihracat ile ülke ekonomisine ortaya koymuş olduğu katkıları dikkate aldığımızda aslında mobilya sektörünün her geçen gün daha önemli bir konuma sahip olmaya doğru devam ettiğini görmekteyiz. Ülkemizde hemen hemen her ilde mobilya üretimi yapılmakla birlikte sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri'de mobilya sektörünün hala önemli olduğu, üretim ve istihdam merkezlerinden biri olduğu, bir üst olduğu da kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Kayseri, bulunduğu coğrafi konumu, geçmişten günümüze önemini korumaya devam eden modern karayolu ağı, uluslararası havalimanı, konvansiyonel tren hattı ve kısa dönemde devreye girecek olan hızlı tren hattı ve elverişli enerji imkanlarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıyla sanayinin gelişiminde önemli avantajları sahiptir. Bu imkanların en yenisi olan hızlı tren uzakları daha yakın yapmakta birlikte ilin sanayisi ve teknolojisi açısından bambaşka fırsatları bize sunmasını beklemekteyiz. Bu lojistik imkanlar hem malzeme hem de bilginin akışını sağlayarak her türlü üretimi mümkün hale getirecektir. Kayseri sanayisinin gelişmesinde en temel faktörlerden birisi de ticaret ve zanaata ilin tarihsel bir geçmişe ve önemli bir birikime sahip olmasıdır. Ticaret sektörü gerçek sanayileşme ve kentleşme olgusuyla olan iki yönlü bağlantısı ve gerekse ortaya çıkardığı gelir ve istihdam açısından Kayseri için önemli olup sanayinin gelişine doğrudan rol oynamaktadır. Kayseri'nin sanayi üretim kapasitesi ve çeşitliliği dış ticareti de geliştirmiştir. Gelişen bankacılık sektörüyle birlikte gerek yerli gerekse yabancı girişimcilerin yatırım yapması için son derece önemli bir ortama sahiptir. Kayseri
sanayi sermaye birikimi ve özel girişimcilik tecrübesine sahip olması, 4 üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulları, sanayisinde 3 OSB ve 16 sanayi sitesinde ve 1 serbest bölgede yoğunlaşmış olması, bu yoğunlaşmanın etkisiyle de düşük girdi maliyetleri ve vergi avantajları elde etmesi, imalat sanayinin belirli sektörlerde uzmanlaşmış olması, ilin kendi kendine yeterliliğinin yüksek olması, bölgede önemli bir arz ve talep merkezi olması, komşu illere göre yüksek bir nüfusu sahip olması gibi sebeplerle sanayi sektöründe hali hazırda oldukça güçlü ve potansiyeli yüksek bir şehrimizdir. Bu imkanlar bugün olduğu gibi 1920'li yıllardan günümüze kadar yüksek nitelikli sektörlerden olan havacılık, askeri araç ve gereç üretimi, batarya, tekstil, takım tezgahları gibi birçok stratejik yatırımın burada konuşlanmasına da makul bir gerekçedir. Lityum iyon teknolojisiyle günümüz teknolojisini yakalayan ürünler üreten Aspilsan bu yatırımlardan sadece bir tanesidir. Bu avantajlı durumlar Kayseri'yi daha da cesaretlendirmekte, gözünü havacılık ve uzay gibi yüksek teknoloji alanlara da yukarılara dikmesini sağlamakta ve bu durum bakanlığımız tarafından da memnuniyetle takip edilmektedir. Kayseri, gayri safi yüksek hasılasının yaklaşık %30'unu, istihdamı ise yaklaşık %25'i Türkiye ortalamasının üstünde bir değerle tek başına sanayi sektörüne aittir. Dolayısıyla Kayseri ili esas olarak sanayi sektörüne dayalı bir gelişme eksenine sahip. Bu alandaki istatistikler her geçen yıla bu durumu pekiştirir bir seyir izlemektedir. %213 olan ihracatın ithalatı karşılama oranıyla da dış ticaret açığımızın kapanmasına en fazla destek veren illerimiz ondan biri olan Kayseri, katma değerli ürün üretme konusunda da diğer illerimize örnek bir şehrimizdir. Mobilya sektörünün genel görünümü ise Kayseri'de çok güçlü olmakla birlikte bu sektörü bekleyen bazı tehditlerde söz görüp konusudur. Dijitalleşme ve verimlilik uygulamalarının çok önem taşıdığı bu sektörde bu olguların iyi yönetilmediği şirketler için çok hızlı bir şekilde rekabet gücü kaybedilmesi tehlikesi vardır. Bununla birlikte günümüzde değişen yaşam biçimleri ihtiyaçların çoğalmasına ve çeşitlenmesine neden olurken zamanla artan ihtiyaçlar teknoloji kavramını bir gereklilik haline getirmekte ve mobilya sektörü de bu durumdan etkilenebilmektedir. Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, Kayseri enteresan bir şehir. Olası öngörüleri yıkan bir şehir. Bunu şunun için söylüyorum. Kayseri'nin bir denizi yok. Ama yavru balık ihracatında Türkiye'de ilk sırada. Kayseri'nin ormanı yok. Ama mobilya ihracatında ilk sırada. Kayseri'nin büyükleri, yani burada oturan Kayseri'nin babaları, dedeleri, Bozkır'ın ortasında büyük bir sanayi şehri, ticaret şehri inşa etmişler. Baktığınızda zorluklardan çıkıp, gerçekten aralarındaki paraları birleştirip, ortaklıklar kurmuşlar. Bugün Türkiye'nin 8. 9. büyük ekonomi şehrini oluşturmuşlar. Bugün Kayseri 4,5 milyar dolar bu sene için ihracatı hedefliyor. Ama yakın zamanda çok daha büyük hedefleri olacak inşallah. Bu enteresan şehirde kurumları da bu manada biraz değişik. O yüzden Erciyes Üniversitesi tutuyor, ihtiyaç olan bir zamanda Turkovak aşısını buluyor. Covid'e ilaç olacak memleketimizin gururu oluyor.
Akademisyenlerimiz de bu manada değişik. Dolayısıyla mücadele eden bir şehir. Esnafıyla, sanayicisiyle, öğrencisiyle, bürokratiyle, idareyle, her yönüyle gerçekten mücadele eden bir şehir. O manada doğal şehir de diyorum ben buraya bazen. Biz sadece ülkemize mobilya fabrikalarındaki istihdamı artırırken, iş dünyasını güçlendirirken, biz sadece ülkemize ihracat yaparken gelir getirmiyoruz. Biz istihdam oluştururken aynı zamanda gençlerimize iş kapısı açıp onları uyuşturucu belasından kurtarıp bir iş sahibi yapıyoruz. Aile huzurlarını sağlıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin dış ülkeler karşısında boynu bükük kalmamasını sağlıyoruz. Gerçekten bir seferberlik veriyoruz. Ve en önemlisi şehrimize kattıkları adına bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsun.